Let It Die'dan ben Suat, izleyen herkese merhabalar. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra nihayet dördüncü bölümü çekmeye fırsat bulabildim. En son hatırlarsanız katlarda biraz dolaşmıştık, bir şeyler toplamıştık. Bu üstünde soru işareti yazan kağıtlar, daha önce de bahsetmişimdir, Hitler bıyıklı bu abimize getirdiğimiz zaman o bunların ne olduğunu okuyabiliyor. Bunlar gördüğünüz gibi şu an oyundaki çeşitli silahlara, zırhlara falan dönüştüler. Bu durumda şuradan da bunları yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şunu yaptırabiliyormuşum, yeterli malzeme varmış. Başlayalım hemen. Bunu da artı 1'e getirebiliyormuşum. Şunu da artı 1'e getirebiliyormuşum. Bunları getirelim. Bunu henüz yapamıyormuşuz. Neyse. Bizde neler vardı bu arada? Bir şeyler satın almadan önce. Evet, bizde de bunlar var. Bu arada bir tane de bundan bulmuşuz. Bunun ne olduğundan önceki bölümlerde bahsedip bahsetmediğimi hatırlayamadım şu an. Neyse, ben yine de bahsedeyim şu an aklıma gelmişken. Bu oyunda Blotnium ad verilen bir puandan veriyor bize, kan puanı. O da şurada paramızın üstünde renkli bir kuru kafa işareti var. Onun karşısında 10 kan puanı var, onu görebilirsiniz oradan. Demin gösterdiğim mantarda 10 kan puanı daha veriyor. Belki önceki bölümlerde bahsetmişimdir, şu an tekrara giriyorumdur biraz ama neyse. Günlük bonusumuzu alalım. Gelmiş. Bu da gelmiş. Oo, çok iyi. Bunları ileriki seviyelerde takmanızı tavsiye ederim eğer oynuyorsanız. Günlük geçişlerden bahsettim mi onu da hatırlamıyorum. O sebepten ondan da bahsedeyim. Burada şuradan şuradan kullanılabiliyor. Bir günlüğüne asansörü ücretsiz yapıp her karakterinize 10 fazladan eşya kapasitesi slotu ekliyor. Ondan sonra ne yapıyordu başka? Bir de eğer 50'nin üstünü keşfettiyseniz oradan dönüşte size fazladan kan puanı falan kazandırıyor, her neyse. Bir de Ölüm Amca'nın yolladığı hediye var, ona da bakalım. O, Ölüm Amca 4 def metal yollamış. Bunu ilk defa gördüm. Def metal de oyunda bayağı değerli bir şeydir. Neyse, biz şimdi şey yapalım. Bronz şemsiye mantarlarından toplamışım. Bu arada silahlarımız yapıldı. Düşük seviyelerde olduğu için bunların yapılması oldukça kolay, hızlı bitiyor. Şunları satalım. Bunlar para karşılığında satılan, başka da bir anlamı olmayan mantarlar. Bende silah falan var mı? Bir tane sopam var. Ben bu sopayla biraz daha devam edeyim. Galiba geçen sefer 3. kata ulaşmıştık. 3. katın asansörüyle geri dönmüştük. Bu sefer biraz acele etmeyi umuyorum. Yeterince elimi çabuk tutabilirsem size çakalları da gösterip videoyu da orada noktalayabiliriz. Umarım güzel olur. Bu arada yolda da şöyle giyecek güzel kıyafetler bulsak makbule geçer. Hadi bakalım. Görev almış mıyım ben? Yok. Hayvanları da böyle yakalayıp direkt yiyebiliyorsunuz ya da çantaya da atabiliyorsunuz. Şöyle. Muhtemelen bunlardan bahsetmişimdir. Bayağı 4 gün oldu çekmeyeli. O sebepten unutmuşum. Bunlara silahımın canını harcamayayım dedim. Şunları yumruklarla kolayca öldürebilirim.
Yotsuya mı biyonik şeylerinden, Yotsuya mı biyoniklerinden olduğundan bahsetmişimdir bunların. En zayıf olanları. Ne uyuz savaşı ya adamın, kaçıyor adamın, ne sıkıyor ha? Ha ne oldu şimdi, gel bakalım. Ha. İşte bu. Gerçi ben bunlarla oyalanmadım ya. Oha şövalyeyim, hem de bu kadar. Çok garip gözüktüğümün farkındayım, her neyse en azından koruyacağım. Hızlıca ilerleyelim. Videoda çakalları göstermeden bitirmeyelim videoyu. Evet, ben bunlarla oyalanmaya gerek yok. Nasıl olsa hızlıca aralarından geçebilirim. Sadece öldürmek zorunda olduklarını öldürürüm. Onun dışında yanlarından koşarak geçerim. Fazla da zaman almaz. 7. katta mıydı neydi? Çakallarla ilk bağlantımız o katta kuruluyor. Çok saçma cümleler kuruyorum cümleyi uzatınca, uzun süre düşününce. Haf. Fazla oyalanmadan 7. kata çıkıp, aha bir tane daha buldum. Fazla oyalanmadan 7. kata çıkıp, ay. Bunlardan da ne çok çıktı. Bunlar ileride çok lazım. Silah harcamayalım dedik ama bunlar da zorluyor yani. Harbiden istiyorlar bunu. Yoksa hepsini yumrukla halletmeye çalışsak bir tonu uğraş. Şu kurbağayı da pişirsem mi? Kurbağayı pişireyim de bari bir şeye benzesin. Şu bulduğumuz kıyafeti yapmak için pamuk gerekiyordu. Yani koton. Onu alalım. Onu geliştiririz. Umarım sesim çok kısık gelmiyordur. İşte en son bu katta kalmıştık. Bu kattaki bölüm canavarına girmemiştik. Şimdi o bölüm canavarına da gireceğiz. Daha da ilerleyeceğiz. Şuranın üstünden neden atladığımı merak ediyorsunuz da onu da göstereyim. İşte bu yüzden. Kırılıyor. Gerçi aşağısında da bir şey yok ama.
beni pamuk. Oo, tek tekme de ikisini mükemmel. Şunun da pantolonu çıkartsa gidiyorum. Oha, içime doğmuş gibi. Süper oldu. Pantolonsuz gezmeyi sevmiyorum. Dikkat ederseniz donumuz biraz düşük. Hoşuma gidiyor. Bu da sevdiğim bir pantolon türü. Mesela şu demin öldürdüğüm arkadaştaki pantolonu pek sevmiyorum. Daha iyi. Zaten ondaki şort gibi bir şey. Aa, bunlar da hiç zarar vermiyor gibi bir şey. Daha bayağı bir ustalaşma lazım. Oh, görmedim. Tam görmediğim anda. Benden beklenmeyecek derecede acemice davranmışlar. Sergiledim. Hiç hoş olmadı. Açalım. Kırılmak bilmiyor abi. Heh. Asansörü de bulduk. Ölüm canavarı da şurada. Buraya direkt asansörle de çıkabilirdim tabii ama şöyle baştan bir gezerek geldim. This floor feels really strange to me. You're not afraid, man? Whoa. Ölüm you're really brave, man. Sesli mesaj vermedim. İşte karşımızda ilk bölüm canavarımız. Çok zor bir bölüm canavarı değildir. I knew. Biraz RPG oyunlarına aşinaysanız eğer halledebilirsiniz. Yavaştır. Hareketlerimden kaçması kolaydır. Burada gidiyor. Bunu uzaktan uzaktan atalım. Evet, evet, mantıklı. Havai fişek tabancasının nezeler çekmesini. Gördüğünüz gibi bu özel hareket çok güçlü bir özel harekettir. Ha, bundan da silah çıktı. Ölüm amca da sevincini dile getirdi demin. Evet. Özel hareketler silahların canına ciddi oranda zarar verir. Yalnız düşmana büyük oranda hasar verir. Ve özellikle de havai fişek tabancasının özel hareketi çok güçlüdür. Yalnız dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çünkü o özel hareketle defalarca kere kendimi öldürmüşlüğüm var. Eğer düşmanlara çok yakınken o büyük havai fişeği onların üstüne fırlatırsanız o patlamada siz de etkilenirsiniz. Hatta çok güçlü olduğu için sizin ölmeniz de çok büyük bir olasılık olur. O sebepten eğer onun büyük havai fişeğini, o özel hareketin öfke puanını kullanmaya karar verdiyseniz düşmanlara yeterince uzak olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu arada yeni mesajlar, yeni görevler falan filan bir şeyler açılıyor. Onlara çok da dikkat etmedim. Gelen her mesaja siz de şey yapabilirsiniz. Underworld Rolodex'in mesaj şeyine, seçeneğine gidip bakabilirsiniz. Ben öyle hepsine bakmaya zaman harcamıyorum.
zamanım kısıtlı olduğu için çok fazla zaman harcamadan bu bölümü sonlandırmak istiyorum çünkü. Bundan sonraki bölümlerde oyunun 4 büyük bölüm canavarından söz etmiştim. Onları yenmeye yönelik olacak. Sonra biraz daha rastgele videolara geçeceğim. Normalde kendi hesabımda ben yüksek seviyeyim demiştim. 50. katın üstüne falan çıkarım. İşte böyle para biriktirip rastgele premium yetenek dövmeleri alırım. Böyle bu tarz ilgi çekici içerikler falan düşünüyorum daha sonra. Önce hikaye kısmını bir halledelim. Sonra onlara geçeriz. Birçok şeyi es geçerek ilerliyorum ama umarım sarılmazsınız. Videonun fazla uzamadan çakallara ulaşıp onları size şöyle genel anlamda özetleyip ondan sonra kapanışı yapmayı düşündüğüm için çok fazla her şeyin üstünde duramıyorum da onlara. Ben nereye vurdum, neredeki adamlar? Ağaç testeresi gibi değişik testeresi gibi planda özelliğini gördünüz. Kullanması çok kolay bir silah değil ama zamanla hasar veren bir yapıya sahip olduğu için oldukça kullanışlı. Kullanışlı derken kullanması kolay değil yine de, onu da tekrarlayayım ama bayağı zarar veren bir şey yani. Kullanmasını bilene güzel silahtır aslında. Kendi hesabımda bunu oldukça geliştirdim. Şimdi şuraya bir havai fişek yolluyorum. Tehlikeliydi. Testerin özel hareketi de demin gördüğünüz böyle tane döner testere yolluyor adamların üstüne. O değil de silahlar kırıldı. Testere de bitmek üzere. Şu silahlar da çok da zarar vermiyor. Ben ne yapacağım? Bu silahın özel hareketi en azından iyi ya. Bunları özel hareketiyle beraber kullanırız en azından. Aha, yine üstünde soru işareti görünen bir kağıt. Bu kağıtlar ziyadesiyle önemli. Size daha önce de söylemiştim. O Hitler bıyıklı abimize gösterince ne olduğunu anlıyor ve onu yaptırabiliyor. Daha doğrusu biz yaptıramıyoruz. Yeterli malzememiz aslında. Bu pantolda yedekli dursun. Ah!
Hah, testere de kırılmış. Aha, bu da yedekli dursun orada. Biri yırtılınca öbürünü giyeriz. Öfke hareketim tekrar son noktaya ulaşmış. Öfke puanım daha doğrusu. Kolay sinirleniyor gibiyim sanki. Evet, Moka Magome'ye geldik. Burası da diğer bir bölüm canavarı katı. Burada ilk bölüm canavarına nazaran daha sıkıntı bir bölüm canavarı var. Ama hallederiz. Koşamam. Şu kan puanı veren mantarlardan birini hüpletelim derim. Nasıl olsa bunlar benim can kapasiteme göre çok çok daha fazla can verdiği için canımı fulluyor. Bunlar daha önce de söz ettiysem 3333 can dolduruyor. Bir de en küçüğü bu. Bir büyüğü var, 6666 can dolduruyor. En büyüğünün de kaç can doldurduğunu tahmin edebilirsiniz herhalde. 9999. Değil de silah. Kazma da aşırı güçlü. He, bomba attım, doğru. Gel. Animasyonda bir yamukluk oldu. Neyse. Kazma. Lan. Oğlum sen hayırdır ya? Arkadan yaklaşıyor. Tam beklemediğini, kendini bir şey zannediyor ya. Neyse, bu da bitti. Bunu da at. İki bombam daha varmış aslında yedekte. Bunlar bir boka yaramıyor ya. Almayayım bunu. Şundan bir tane daha var. Onu da yiyelim. Şunu da alayım. Gene acıkınca yeriz. Hmm.
Abi geleceksen gel işte. Adamı oyalıyorlar ya. Soluk soluğa kaldım. Kazma da gitti. Evet. Nihayet. Şöyle güzel bir zırh buldum. Aa, adamın sopası düşmüş. Sopayı alalım madem. Kullanırız. Bu taraftan mı yoksa bu taraftan mı? Aa, evet, bu taraftanmış. İyi. Evet, işte ikinci bölüm canlarımız da burada. Jindai. Bu öbürüne nazaran bayağı bir daha tehlikeli bir bölüm. Oldukça gıcıktır. So this sexy girl, she specializes in ranged attacks. So if she kills you, she's gonna use your head as a cannon. Karnından kuru kafalar fırlıyor. İki de bir oradan oraya, oradan oraya. Gördüğünüz gibi bayağı tehlikeli ama iyiden öldürmesinde. Şöyle bomba atsak mı? Hadi be. Ölmedi. Abi ölmedi. Sopam kırıldı. Hala ölmedi. Oho. Bu videoyu çakalları anlatıp bitirmem lazım. İlla ki buraya gelecek. Ah, işte bu. Tamam. Ne çıktı? Alalım, belki ileride kullanırız. Nice one, senpai. Now that's what I call fucking entertaining. Burası da savaş odası. Oyunda böyle değişik savaş odaları bulmanız mümkün. İçinde bulunduğu kata göre buradaki altın sandıktan değerli bir metal çıkar. Burası 6. kat olduğu için göstereyim, aynen burası 6. kat olduğu için buradan mavi çeşitteki metallerden çıkar. Şunun gibi. Bu mavi War Ensemble metali. Bunun işte şeyi olur. Candle Wolf metali olur, mavi. İşte mavi Milk metali olur. Mavi DOD metali olur. Onlardan biri çıkacak bunun içinden. Ayrıca kapı üstünüze kilitlenecek. İçeriden düşmanlar çıkacak. Ben şimdi orayla oyalanmak istemiyorum. O sebepten orayı es geçiyorum. İçeriden düşmanlar çıkacak. Hayatta kalmayı başarırsanız, hepsini hallederseniz de kapının kilit rengi kırmızıdan yeşile dönecek. Kilidi tekrar açıp çıkabileceksiniz. Sanırım burada çakallar geliyor olması lazım. Umarım videoyu çok uzatmamışımdır. Bu cins tiplerden de söz edeyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bakalım burada mı geliyorlar? Doğru hatırlamışım. Yok. Yanlış hatırlamışım. Burada gelmiyorlar. Bu da arkadaşlar Yotsuyama yaratıcıymış, bir robot yaratıcı karşımı
bizim vurtuların üçüncüsü. En hızlıları, en ani saldırılar yapabileni. Dolayısıyla içlerindeki en tehlikeli olanlarından birisi. Bunun gibi değil yani. Neyse, ben buralarda oyalanamam. Koşmaya devam etmeyeceğim. Oh, hayır. Koştura koştura yoluma devam ediyoruz. Meta koyun 8. kat. Burada olabilir ama olmayabilir. Burada da değilse en fazla buranın bir üstündedir diye hatırlıyorum. Diye tahmin ediyorum veya. Buralarda bir yerde gözükmeleri gerekiyordu ya. Sanırım burası. İşte burası. Jackal. Çakalın İngilizcesinin de Jackal olması bence oldukça acayip. Evet arkadaşlar, bunlar gördüğünüz gibi bayağı yüksek teknoloji kullanan böyle havalı, kendini beğenmiş, oldukça tehlikeli görünen, böyle siyah giyen adamlar filmi vardı hatırlarsanız, ondaki beyaz giyen adamlar gibi, aynı onun tam tersi gibi. Ölmemce bunlardan şey olarak bahsediyorum. Vücut koleksiyoncuları. Bunlar bizim gibi insanları avlayıp onların vücutlarını şey yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Özümsüyorlar mı artık? Böyle bir bilgisayar cihazına kayıt mı ediyorlar? Taratıyorlar mı? Öyle bir şeyler yapıyorlar. Ne kadar çok insan öldürüp onların bedenlerini alırlarsa koleksiyonlarına bir beden daha eklenmiş oluyor. Böyle değişik tipler. Şimdi bu tiplerle ilgili size şunları söyleyeyim. Bunlarla eğer yeni bir oyuncuysanız, böyle yeni başladıysanız karşılaşmak istemezsiniz arkadaşlar. Hayır. Sizinden... Nereye vuruyor? Nerede kesildim yani? Çok salakça oynadım. Neyse. Ne diyordum ben? Ha. Bu çakallar, evet. Yeni başladıysanız oyuna, fazla böyle bir ustalaşmadıysanız bunlarla karşılaşmak istemezsiniz pek. Olur da karşılaşırsanız ya, size tavsiyem panik yapmayıp en yakındaki yürüyen merdivene kendinizi atıp o yürüyen merdivenden bir üst kat olur, bir alt kat olur, herhangi bir başka bir kata geçiş yapmalısınız. Yoksa yani erken seviyelerde tek atar yani. Bayağı bildiğin tek atar yani. Bu arada ben çakallardan bahsederken şu anki duruma odaklanamadım. Bu da gene Yotsuyama biyoniklerinden birisi. Bu hazine şey var. Hazine
robotu böyle şimdi üstüne basıp içindeki sandığı açabiliyoruz bununla. İçinden mavi Candle Wolf metal çıktı. Onu da alalım. Belki lazım olur. Bunlar normalde çok tehlikeli robotlar değildir. Bunlar sizi gördüğünüzde genelde kaçarlar. Bunlara yeterince vuruş yapıp yere yıkmayı başarırsanız da üstüne bir kere basmanız yeterli. Ama zamanında basamazsanız kendilerini imha ediyorlar. Onu da söylemeden geçmeyin. Ve işte Yotsuyama biyoniklerinden bir diğeri. Bu da aynı Jindai bölüm canavarına benziyor. Karnında böyle makineli tüfekler olan bir kadın şeklinde görünüyor. Bunlar bence Yotsuyama biyonikleri arasında en tehlikelilerinden biridir. Bir çeşit hiç sevmem. Oldukça gıcık buldum. Karnındaki lazerden o lazeri size doğrultmak suretiyle size nişan alır. O lazerin rengi yeşilden yavaş yavaş kırmızıya döner. Kırmızıya döndüğünde sizi makineli tüfekmiş, yani makineli tüfek kullanırmış gibi taramaya başlar. Baya zarar verir. Zırh eskitir. Sıkıntılı tipler yani. Gördüğünüz zaman kesinlikle ateş ettirmemeye çalışın. Direkt öldürün. Hani çok da gücünüz yetmiyorsa da uzak durun derim. Vay. Bayağı tehlikeli bir tip. Wow 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 wow. He, evet. Altın balığın içinden çıkan mantar. Şu an üstümde kalan tek mantar. Onu da bu arkadaşta kullansak bence yeridir yani. Evet, kafası karıştı. Balığın içinden çıkan mantar kafa karışıklığı etkisi yaratıyor arkadaşlar. O sırada hadi ya, vuramadım. Mesela o balığın içinden çıkan mantarı kendiniz yerseniz de o kafa karışıklığına kendiniz maruz kalırsınız ve bu hiç hoş olmaz. O balığın içinden çıkan mantarı yemenizi tavsiye etmem. Olacak olan şey şudur. Tuşları karıştırır. Neyle vuruş yapıyorsanız artık onunla vuruş yapamazsınız. Neyle ileri gidiyorsanız muhtemelen onunla geri gidersiniz. Neyle zıplıyorsanız belki onunla eğilirsiniz falan. Öyle tuşları yer değiştirerek oynamanızı zorlaştırır belli bir süreliğine. Çakallardan da bahsettiğimize göre ve çok badireler atlatmamıza rağmen ölmememize ölmediğimize göre diyelim daha doğrusu. Çok saçma cümleler kuruyorum. Neyse. Artık videoyu sonlandırabiliriz. Ah evet, şu üst kat. Üst kata çıkayım, videoyu sonlandırayım. Ya. Doğru. Burası küçük bir kattı. Aynen. Ama içinden düşmanlar çıkmıyor. Burası biraz uzaklı. Bu arada ben yumruğu yani normal yakın dövüş hareketlerimizi kullanarak yumruğun ustalık seviyesini geliştirdim. Bu sebeple ağır saldırı açıldı. Onu da ara sıra yaparken görmüş olabilirsiniz. O da şöyle sanırım. Oh. Çok tehlikeli. Galiba burada ölebilirim.
burada ölmek istemiyorum. Şunlara özel hareket yapmaya çalışmam lazım. Oh, işte bu. Hala ölmedi. Ama kazmalı da ölmedi. Lanet olsun. Onu vursaydı ölmüştü. Ama ölmedi. Evet, gördüğünüz gibi usta bir oyuncu olduğumu kanıtladım arkadaşlar. Çok az kişi öyle bir durumdan sağ çıkabilirdi. Biraz da havamızı atalım yani, değil mi? Biraz atalım. Aynen, fazla atmayalım. Ama biraz atalım. Şimdi 9. kata vardık. Buranın da asansörü var. Buranın asansörünü açıp o asansörle eve geri dönüp videoyu bitirelim. Çakallardan da bahsettik. Müthiş. Oo, şanslıyız. Tam da asansörün karşısına çıktık. Bu böyle olmayabilirdi tabii. Bayağı şansımız yerinde şu an. Bu canla burada fazla hayatta kalamayabilirdim. Asansörün karşısında çıkmamız büyük şans. Yoksa videoyu ölerek kapatmak zorunda da kalabilirdik. Ve bu hiç hoş olmazdı. Ama neyse ki, evet, canlı bir şekilde ulaşmayı başardık. Ha, bu arada canlı bir şekilde ulaştık derken şundan da bahsetmeden geçmeyeyim. Oyunda ölmenizin bile kupası var arkadaşlar. Yani arada bir ölmeyi de ihmal etmeyin oynuyorsanız. Ölmekten çekinmeyin. Oyunun adı zaten Let It Die. Bırak ölsün. Bırak gebersin. Bu sebepten ölmekten çekinmeyin. Çünkü oyunun 100 kere ölme 100 kere ölme ile açılan bir kupası var. Evet. 100 kere öldüğünüzde açılan kupa. Bunun için özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. 100 kere ölünce o kupa açılıyor. Evet. Bu arada video bayağı bir uzamış olabilir. Yeni açılan içeriklerden de bahsetmeden bitirmeyeyim bari. Bayağı bir uzattık ama yapacak da bir şey yok. Sonraki bölümlerde başka şeyler yapmayı planlıyorum çünkü. Hikaye bölüm canavarlarına gireceğim artık. O sebepten veya yok, bahsetmiyorum. Hikaye bölüm canavarlarının ilkinin başında bahsederim o zaman. İlk bölüm canavarımızın başında bahsederim. Bunlardan şimdi bahsetmesek daha mantıklı. Çünkü video bayağı uzadı. Bunlardan da bahsedersek bayağı daha fazla uzatırız. İyi olmaz yani. Neyse. 4. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 5. bölümde görüşmek üzere.